9 Şubat 2022 Çarşamba ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ufukta süper bir yaz göründüğünü söyledi. İşte ne verdiği demeçte hem umutlu hem de temkinliydi. Bu kadar yüksek vaka sayılarında yeni mutasyonların çıkması kaçınılmaz. Bunların zararsız olmasını umabiliyoruz dedi. Ama gelecek hakkında da oldukça umutlu konuştu. Süper bir yaz bekliyor. Süperini geçtik. Normal bir yaz geçirmeye de razıyız. Uzmanlar oldukça pozitif açıklamalar yaptılar bugün. Hastaneler Birliği artık aşırı bir yüklenme beklenmiyor dedi. DKG Başkanı Gaz Bilte konuştu. Bir iki hafta içerisinde zirve görülecek. Ondan sonra siyasetçiler kademeli olarak gevşemeye gidebilir dedi. Aile Hekimleri Birliği Başkanı da Erendey'e yaptığı açıklamada acilen somut açılış adımları sunulması gerektiğini söyledi. FTP Grup Başkanı önümüzdeki hafta düzenlenecek zirvede net açılış perspektifi bekliyor. Yeşiller Partisi de gevşemenin önce çocuklar ve gençler için mümkün olmasından yana. Sağlık Bakanı erken gevşemeye karşı ZDF e verdiği röportajda bu durumda ölü sayısı 500'ü bulabilir dedi. Bugün 272 kişi hayatını kaybetti. AFP'ye verdiği röportajda da genel bir aşı zorunluluğunun çok açık destekçisi olduğunu belirtti. Bu arada hem bakanlık yapıyor hem de bütün gün birçok yayın organına röportaj veriyor. Bu da zor iş. Baviera Eyaleti, sağlık ve bakım çalışanlarına getirilen aşı zorunluluğunu askıya almıştı. Laterbach, Markus Söder'in bu kararının da kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi. Federal Sosyal Mahkeme Başkanı Schlegel, federal düzeyde alınan kararların eyaletler için bağlayıcı olduğunu söyledi. Bu yasa kesinlikle uygulanmak zorunda dedi. Bu mantıkta genel aşı zorunluluğu gelirse bir eyalette çıkıp ben bunu uygulamıyorum diyebilir. Mavi Reality bu açıdan eleştiriliyor. Almanya'da yeni vaka sayısı 234 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 26.000 arttı. İnsidans 1451'e yükseldi. Salgın başından bu yana görülen en yüksek rakamlar bunlar. Yine bir rekor kırılmış oldu. Ülkede geçen hafta 2,5 milyon PCR testi yapıldı. Bunların yaklaşık yarısı pozitif çıktı. Laboratuvarlar %93 kapasiteyle çalışıyor. Sayılar çok artmasına rağmen hala altından kalkabiliyorlar. Tüm sağlık emekçilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Telefonlardaki korona varın app'te kırmızı uyarı çıkınca ücretsiz bir PCR testi yaptırılabiliyordu. Sağlık Bakanlığı bunu kaldırmayı planlıyor. Hızlı testleri pozitif çıkan herkes eskiden olduğu gibi ücretsiz PCR testi yaptırmaya devam edecek. Yani PCR testleri önümüzdeki dönemde hızlı test sonucunu teyit etmek için kullanılacak. Schleswig-Holstein eyaleti 2G uygulamasını alışverişte mağazalarda kaldıran son eyalet oldu. Artık FFP2 veya bu eyalette cerrahi maske yeterli olacak. Herhangi bir aşı veya iyileşme durum belgesi gerekmeyecek. Daviera Sağlık Bakanı aşılanmayanlar daha yüksek sağlık sigortası primi ödesin demişti. AOK buna karşı çıktı. Bu görüşün büyük bir hata olduğunu düşünüyor. AOK Başkanı Riman bu mantıkta şeker hastalarına, sigara içenlere ve yüksek riskli sporlarla uğraşanlara da farklı tarife uygulamanız gerekir dedi. Birçok siyasetçi göçmen kökenlilerin aşıya daha mesafeli olduğunu düşünüyor. En son Berlin Başbakanı Giffey bu yönde bir açıklama yapmıştı, çok eleştirildi. Bazıları da göçmenler sağlık konusunda daha az bilgili görüşünü savunuyordu. Köln ve Bielefeld üniversiteleri bir araştırma yayınladılar. Aksine göç geçmiş olanlar sağlık konusunda en az toplumun geneli kadar hatta bazı konularda daha fazla bilgiye sahipler sonucu çıktı. Tabii daha fazla bilgiye sahip olacağız. Ben küçükken öksürdüğümde annem göğsüme karabiberli pamuk koyardı, sabaha geçerdi. Bu bilgiye kim sahip olabilir? Alman maske üreticileri üretime büyük ölçüde ara verdiler çünkü çoğu daha ucuz olduğu için Asya ülkelerinden sipariş ediliyor. Makinelerin %95'i bu yüzden durdu. Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi de normalde mart sonunda sona erecekti. Haziran sonuna kadar uzatılması planlanıyor ancak öncelikle parlamento'nun onaylaması lazım. Geçen sene Nisan ayında Almanya'da 600 binden fazla şirket ve 6 milyondan fazla çalışan kısa çalışma ödeneği almıştı. Bu uygulama aslında hep var ama salgın sürecinde genişletilmişti. Almanya'da elektrik fiyatları da artıyor. Ocak ayında yine rekor zamlar geldi ve ülkede yaşayanlar elektriğe uluslararası ortalamanın neredeyse 3 katı para ödüyor. 1 kWh saat için ortalama 36 sent ödeniyor Almanya'da. Bu ücret Avusturya'da 23 Fransa'da 21, Hollanda'da ise 19 sent. Çin'de sadece 9 sent. Bu arada Çin salgından neredeyse tamamen kurtuldu ama Güneybatı'daki Baize şehrinde bir kişinin testi pozitif çıktı. Sadece bir kişinin ve 3,5 milyon nüfuslu şehir komple karantinaya alındı. Giriş çıkışlar durduruldu. Bu sefer işi çok sıkı tutuyorlar. Diğer Avrupa ülkeleriyle devam edelim. İsveç bugünden itibaren neredeyse tüm önlemleri kaldırdı. Artık sertifika yok, temas kısıtlaması yok, seyahatlerde test, aşı, zorunluluğu yok. Sadece aşılanmayanlara kalabalık yerlere gitmemek tavsiye edildi. Norveç ve Danimarka geçen hafta önlemleri gevşetmişti. Finlandiya'da 1 Mart'ta tüm önlemleri kaldıracağını açıkladı. Fransa'daki vaka ortalaması da düşüyor. 240 binin altında hükümet sözcüsü durum net bir şekilde iyileşiyor dedi. Burada da aşı sertifikası Mart sonunda kaldırılabilir. Fransa Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı. Turuncu listeye aldı. Paris Başkonsolosluğu bir açıklama yaptı. Tam aşılılar negatif testle Fransa'ya seyahat edebiliyor. Karantina yok. Aşılanmayanlarsa testin yanı sıra bir zorunlu sebebe ihtiyaç duyuyor. Ayrıca 7 gün karantina var. Paris'te özgürlük konvoyu eylemi planlanıyor bu arada. Kanada'da yapılıyor bu. Binlerce sürücü korna çalarak protesto ediyor. Mahkeme korna çalmayı bu yüzden Kanada'da yasakladı. Başbakanın bile yeri değiştirildi güvenlik sebebiyle. Fransızlar da bunlardan esinlendiler. Binlerce araç sürücüsü hafta sonu Paris'te benzer bir eylem planlıyor. Avusturya'daki vakalar 38 bin bandında ancak hastanelerin durumu iyi. 12 Şubat'ta bazı kısıtlamalar gevşetilecek. Mağazalarda 2G'de kaldırılacak. Kuaförlerde 3G'ye geçilecek. Haftaya yeni bir zirve var. Aşı zorunluluğu yürürlüğe girmişti ama bazı eyalet başbakanları bu kararın iptal edilmesi çağrısı yaptı. Hollanda'da vaka artışları yavaşladı. Ortalama 90 bin uzmanlar omikronun zirveye ulaşmak üzere olduğunu düşünüyor. Sağlık Bakanı yeni bir strateji önerdi. Mümkün olduğunca normale döneceğiz. Virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz dedi. Salı günü geniş çaplı bir gevşeme kararı bekleniyor. Uzmanlarsa temkinli olunması görüşünde. Gerçi ne kadar karar alırsanız alın insanlar bıktılar uygulaması zor. Bir ankete göre Hollandalıların %60'ı sosyal mesafeye dikkat etmiyor. 3 çalışandan biri de belirtileri olmasına rağmen işe gitmiş. Belçika'daki salgın durumu da iyiye gidiyor. Ortalama 30.000'in altına indi. Sağlık Bakanı 18 Şubat'tan itibaren kısıtlamaların gevşetilebileceğini açıkladı. Cuma günü danışma komitesi toplanacak gece kulüpleri bu sefer de açılma kararı çıkmazsa 18 Şubat'ta kendi kendilerine açılış yapacaklarını ilan ettiler. Belçika'da geçen sene kontrol edilen gastronomi işletmelerinin yarısından fazlasında da %53'ünde de kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edildi. Bu da çağımızın en büyük sorunlarından biri maalesef insanların zor durumundan faydalanıp ucuza, sigortasız, güvencesiz işçi çalıştıranlar ne yazık ki varlar. İngiltere önlemleri zaten gevşetmişti. 2 hafta içinde kalan tüm kısıtlamaları da kaldırmayı planlıyor. Başbakan Johnson detayları 21 Şubat'ta açıklayacak. Başbakan kısıtlamalar sürerken partilere katıldığı için eleştiriliyor. Bazı siyasetçiler Johnson'ın bu adımları dikkat dağıtmak için attığını düşünüyor. Bu arada kısıtlamalar esnasında bir partiye daha katıldığı ortaya çıktı. Noel partisinde elinde şampanya ve kafasında da Noel Baba şapkasıyla fotoğrafları yayınlandı. Başbakan bu partinin online yapıldığını iddia etmişti. İsviçre'nin Züre şehrinde yeni bir hapishane açıldı. Bir deney kapsamında birkaç günlüğüne hapse girecek gönüllüler aranıyor. Mart ayında yapılacak bu deney 4 gün sürecek. 3 öğün ücretsiz yemek verilecekmiş. Duyuru yapmışlar kafasını dinlemek isteyenler için güzel bir fırsat demişler. Kafa dinlemek için değil de hapiste olmak nasıl bir duygu onu anlamak için güzel bir fırsat olabilir aslında. Bu keşke mezarlar için mümkün olsa diye düşünürüm bazen. Bırakın birkaç günü insan birkaç dakika girse mezara artık çıktığında bu dünyanın sandığı kadar değerli olmadığını anlar. Bir an geliyor ölüyorsunuz. Belki o esnada ev kredisini düşünüyorsunuz. Borçlarınızı düşünüyorsunuz. Yeni projeler düşünüyorsunuz ama bir anda her şey bitiyor ve bunu önceden deneyimlemek de mümkün olmuyor. Bu arada Almanya'da hapisten kaçmak suç sayılmıyor. İnsan özünde hürdür, özgürdür. Özgür kalmak istemesi, kaçmak istemesi de çok doğaldır diye kabul ediliyor. Hapisten kaçmak suç değil. Ama kaçarken illaki başka bir suç işliyorsunuz. Örneğin kapıyı kırdınız, kamu malına zarar vermek. Diyelim gittiniz gardiyanın giysisini aldınız, giydiniz, hırsızlık. Böyle böyle üst üste konunca çok daha yüksek bir ceza çıkabilir. Ama yasal olarak en azından kağıt üzerinde hapisten kimseye zarar vermeden kaçabiliyorsanız bu suç sayılmıyor. İsviçre'deki hapishane deneyi de ilk olmayacak. Buralarda çok fazla deney yapıldı. En ilginci 2006'daydı. Stanford Üniversitesi yaptı. Burada denekleri iki gruba ayırdılar ve bu gruba mahkumların, diğer gruba gardiyanların üniformalarını giydirdiler. Deney önce şakalarla başladı ama gardiyanlar rollerine kendilerini o kadar çok kaptırdılar ki mahkumları aşağılamaya hatta dövmeye başladılar. Birçok kişi erken ayrıldı. Deney kavga ile bitti. Zimbardo'nun yaptığı bir başka deneyde de bir gruba gardiyan üniforması giydirdiler, diğer gruba elektroşok verin dediler. Ancak deney bu değildi. Üniforma giyen grup da ikiye ayrılmıştı ve yarısının yakasında isimlik vardı. Yani elektrik verilen kişi elektrik verenin adını soyadını görüyordu. Diğer yarısındaysa isimlik yoktu. Kim oldukları belli değildi. Sonuçta isimlikleri olan kişiler, adları belli olanlar çok daha az elektroşok verdiler. Yani insan adıyla sanıyla bir şey yapınca onun sorumluluğunu daha çok hissediyor, daha çok göz alıyor. Bugün hapishanelerde suçlular var, masumlar var. Bir ekmek çalanlar var ama milyonlarca insanın ekmeğini çalanlar yok. Finans sisteminin ağababaları tüm dünyayı kredilerle, kartlarla, faizlerle haraca bağlayanlar yok. Hapishanelerde tetiği çekip birini öldürenler var ama sattıkları silahlarla milyonlarca insanın ölümüne sebep olanlar yok. Aç kalan birini bir ekmek çaldı diye hapse atarlar. Sonra ona aylarca bedava ekmek verirler. Hapishanelerde o ekmekleri çalanlar var ama açlığın, sefaletin asıl sorumluları yok. Ahmet Arif, akşam erken iner mafushaneye diyor. Ejderha olsan kâretmez. etmez. Ne kavgada ustalığın, ne çatal yürek civan oluşun. Kar etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yaralanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin? Ama akşam erken iniyorum hafushaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar, seviyorum seni.